Hale bele ne oldu? Evime teşrif etti. Bunu kutlayalım. Yok, bir şey içme. Peki. Benden hoşlanıyordun değil mi? Yıllarca dergilerden, gazetelerden seni takip ettim demiştin. Evet. Ben olduğum için değil, Taylan'ın karısı olduğum için istiyorsun beni. Ondan alacağın intikamın bir sosu gibi. Bu da doğru değil mi? Yanlış anlamışsın. Gerçek aşkın peşinde koşan küçük aptal bir kız değilim ben Ömer. İki isim koyacağım ona. Çiçek ve Umut. Çiçeğim, umudum diye seveceğim onu. Duyduğum en güzel isim. Çiçek kadar güzel. Umut kadar güçlü olacak. Ben ona penguen alacağım, söylemiş miydim? Ben var ya, çok iyi bir baba olacağım. Görürsün bak, kızım ne isterse alacağım ona. Ya penguen istesin, penguen alacağım ya. Evde penguen olsa çok komik olmaz mı? Böyle paytak paytak yürüse falan, enseye bir tane koyacaksın ve taklatacak falan. Ay çocuk gibisin ya. Çocuk gibi değil de, ben sen gül diye yapıyorum. Dönecektin mi bana? Göreceğim bebeğim. Söz veriyorum. ...57.95. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya benim evde değilse? Ne yapacağız damat? Bilmiyorum. Arkadaşlarını ararız. Efendim? Alo Taylan Bey, ben Canan. Canan mı? Şu an Ali Hanım bize geldi. Abimle baş başa oturuyorlar. Belki bilmek istersiniz dedim. Ya ne işi varmış orada Hale'nin? Adresi verir misin lütfen? Ne arıyor Hale orada? Buldular. Alo? Merhaba, ben Zela Kemerli. Semra Hanım başına gelenleri yeni duydum. Başsağlığı dilemek çağırmıştım. Başsağlığı mı? Ölmedi lan o. Kötüler ölür mü hiç? Kucağında bebeğimle sokak sokak dolaşıyor pislik. Keşke ölseydi de cehenneme... Ben odasına bakacağım. Belki bir şey bulurum. Siz de bakın. Ya hayatım, nereye gittin? Not yazacak değil ya. Ablacığım, yok işte bir şey. Belanı versin. Çetin. Oo. Kesin bununla vurdu Berkant. Bak, ben de alacağım. Hayatım bırak şunu. Patlar matlar. Ablacığım sen hadi gel, daha fazla durma bu odada. Hadi. Buranın havası bile beni hasta et. Aynı silahla vuracağım onu. Yok ya, ellerimle vuracağım. Ellerimle. Aa, ne oluyor orada? Damat? Ha? Hayırdır inşallah. Hayırdır. Halit! Kızım! Annem! Ne işi var Halil'in senin kucağında? Sıçık aptal. Ne oldu? İyi mi? Bilmiyorum. Ne yaptın benim kızıma? Neden çıplak? Yoksa... Evet, doğru tahmin ettin. Hale bana geldi, benimle olmak istediğini söyledi. Yani artık Hale senin değil, benim. Seninle görüşeceğiz. Söylediğim gibi, bütün aramalarımıza rağmen Semra Hanım'ın izini bulamadık. Nasıl bulamıyorsunuz ya? Kadın elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor dışarıda. Fakir fukara olsa elinize koymuş gibi bulurdunuz ama.
Acınız büyük. Biliyorum ama biz de elimizden geleni yapıyoruz inanın. Nerede olduğuna dair bir fikriniz varsa küçük bir ipucu dahi bize çok yararlı olur. Nerede olduğunu bilsek biz gider buluruz zaten. Sizi mi arayacağız? Kendi ellerimle boğarım o zaman. Tanıdığımız bir yerde değildir diye tahmin ediyoruz. Yüklü miktarda para çekmişti. Otelde falan kalıyor olma ihtimali yüksek. Otele kayıt için kimlik göstermesi gerekiyor. Bulacağız, merak etmeyin. Ne zaman? Tekrar arayacağım. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Mine, hadi biz de yavaştan kalkalım. Yani kalmanın bir manası yok gibi. Ablacığım, sabah erkenden gelirim ben, tamam mı? Ama kal diyorsan kalırım bak. Yok, Ali doğru söylüyor. Biz de böyle duruyoruz işte. Hadi gidin siz. Dikkat et. Asiye, bak telefonum açık. Herhangi bir şey olursa arayabilirsin istediğin zaman, tamam mı? Tamam. Canan, çok ileri gidiyorsun Canan. Taylan'ı neden çağırdın? Seninle bir anlaşma yaptık. Kıskançlığa yer yok dedik. Karısı kimin yanında bilmesi hakkı diye düşündüm. Sen düşünmeyeceksin Canan. Sen o küçük aklınla benim işime burnunu sokmayacaksın Canan. Anladın mı beni? Belen oğlu soyadını aldın. Hisselerini aldın. Daha ne istiyorsun ya? Yetmez. Taylan'da benim gibi dışlanmak, yalnız kalmak ne demek öğrenecek. Ya hiç mi sevmiyorsun beni? Yattın mı o kadına? Cevap ver bana. Yattın mı? Bunlar küçük detaylar. Sen yorma güzel kafanı böyle şeylere, tamam mı? Çekil kızım, çekil, tut şunu. Perişan olduk zaten bütün gün. Gel yavrum, gel prensesim. Anne, bu gece burada kalmana gerek yok. Emrah seni eve bıraksın. Bu halde seni bırakmam. Baksana. Etrafta kudurmuş köpek gibi sağa sola saldırıyorlar. Geçmiş olsun Ali. Anne tamam, iyiyim ben. Sen git. Tamam. Tamam anneciğim. Bak damat. Kızıma iyi bak. Bu yalıyı başına yıkarım biliyorsun. Ali'yi orada nasıl bulduğumuzu biliyorsunuz değil mi? O manzarayı sizinle birlikte gördük. Benim kızım sığınacak bir kapı. Onu sevecek bir insan arıyor. Ama senin man kafan bunu nasıl anlasın? Arabaya gerek yok. Ben taksiyle giderim. Telefon bile etmedi ha? Oh ne ala. Sürtüyor sokaklarda haspam. Babasına söyleyeceğim ama. Zaten evden kaçırttın kızı. Bari yakasından düş. Babayla kızı birbirine daha fazla düşman etme Pervin. Bu kız seni kullanıyor. Babasından kurtuldu ya, fink atıyor. Başına bir şey gelirse senden bilirler, uyandırayım. Kocaman kız o. Kendine sahip çıkar. Bakıyorum sen de iyice Mine'nin avukatı kesildin Fatma. Üzülüyorumdur belki Pervin. Kıza benden başka sahip çıkan yok. Sen de dedikleri kadar fenaymışsın yani. Ali ile ayıramadın kızı, babasıyla ayırdın pes. Vallahi ben seninle görüşmeyeceğim artık. Olmaz olsun böyle arkadaşlık. Aa, kahve getirmiştin Pervin abla. İstemez. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik geldik, boyumuzun ölçüsünü aldık. Çekil! Bırak şunu, bırak. Hacer abladan bir şey istiyor musun? Ağrınsızın var mı? Boş ver. Zoraki sorduğunun farkındayım. Peki Ali. Nasıl diyorsan öyle olsun. Neden Ömer'e gittiğimi sormayacak mısın? Hayır, sormayacağım. Merak etmiyorum.
Hani ben de seni üzebilirim demiştim, hatırlıyor musun? Üzüldün mü? Üzülmedim. Utandım. İyileşene kadar burada kal. Sonra bavullarını toplar gidersin. Bunun için Ömer'e gittim zaten. Kızımız yaşıyor mu sence Çetin? Ne olur yaşıyor de. Güzel şeyler söyle bana. Yaşıyor de. Kavuşacağız bebeğimize de. Çok mutlu olacağız da. Yalvarıyorum, ne olur. Merak etme sen. Bulacağız biz onu. Çiçeğimiz o bizim. Onu buluruz. Daha sen dur. Uçurtma uçurmayı öğreteceğiz ona. Bisiklete bineceğiz beraber. Sonra biz böyle üstümüzü başımızı batıracağız. Sonra sen bize atar yapacaksın. Sonra birbirimize göz kırpacağız. Ondan sonra böyle kaçacağız senden. Çok mutlu olacağız. Aşkım. Ne demek bu da tepiydi? Abi dedi bu da kubudu di. Çiçeği. Güzel kızım. Çok tatlı değil mi? Annesine çekmiş de ondan. Ya bacakları falan da uzun ha. Böyle boylu postlu falan olacak. Gerçi babası da pehlivan gibi tabii, normal. Sen bizim pehlivan. Beğenemedin mi? Çok mutluyum ya. Ya o kadar mutluyum ki böyle bağırasım var. Ama burada bağıramak da şşt, uyuyacak. Belki içeride bağırıyorum. Gelsene içeri. Çok şahane. Eşek. Sen git, geliyorum. Bebek yok. Çiçe, bebeğinizi kaçırdılar. Canım, rüya gördün. Buradayım ben. Annen gibi cadaloz bir şeysin işte sen de. Sevimsizsin. Sadece bağırıp çağırmayı biliyorsun değil mi? Kes sesini. Ha, başım tuttu. Sus diyorum sana ya. Ne? Al iç, zıkkımla. Şu kadın var ya. Kim? Hani şu bebekle gelen. Bir şey var o kadında. Torunum diyor ama bebeğe bağırır mı insan öyle? Ağlıyor diye azarlıyordu yavrucuğu. Yarın oğlu gelince ağır gider. Ne malum? Belki yalan söyledi. Belki bebeği kaçırdı. Turgay, kimse gelmezse polise haber verelim yarın sabah. He? Olur. Yarın bakarız. Dur babaannem. Ne oldu kızım? Bulundu mu Selen Hanım'ın bebeği? Daha bulunmadı babaannem. Ah yazık. Kim bilir nasıl üzülüyordur yavrum. Çok üzgün evet. Dua et onun için olur mu? Çok ihtiyacı var bu ara. Etmem mi? Ederim, ederim. Allah yardımcısı olsun. Tez zamanda kavuşsun bebeğine inşallah. İnşallah. Şimdi yavrum, yani arkadaşına sahip çıkmak, yanında olmak iyi güzel de. Babana da asi gitme be babaanne. Salim kötü bir insan değil ki. Sen ona güzelce söylesen kızmaz. O Pervin iblisine bırakıyorsun ortalığı. İyi de babaannem, babamın artık bize değil de Pervin'in inanmasından bıktım, usandım. Zaten bıraktım artık, inceldiği yerden kopacak, ne yapalım. O da bebeğinin derdindeyken zaten. Umurumda değil.
Nalan, servisleri getireyim mi? Şu kadının oğlu falan gelmedi. Arayalım polisi artık. İçim içimi yiyor Turgay. Kahvaltısını yaparken ararız. Ekmekler gelmedi mi daha? Görmedim. Ben bir bakayım. Aha gidiyor valla. Füsun Hanım! Füsun Hanım! Füsun Hanım! Füsun Hanım! Kadın kaçıyor mu ne? Polisi ara hemen. Pardon, çok özür dilerim. Pardon. Hanımefendi, durur musunuz Füsun Hanım? Hanımefendi. Ne var? Hani oğlunuz gelecekti? Vazgeçtik. Ben oğlumun yanına gidiyorum. Bir çay içseydiniz. O bebek sizin mi? Torunum o benim. Sana ne oluyor aptal? Çetin. Çetin. Hı. Çetin. Hı. Uyumuşum ya. Haber var mı? Hayır. Ben çıkıyorum. Nereye? Ya bu Berkant niye arıyor şimdi ya? Ver ya. Of. Alo. Alo. Asiye. Ya şey ben... ben bütün gece otelleri aradım. Ya saçma biliyorum ama yani... işte önüme gelene girdim çıktım ya. Ama maalesef bu kadının... izine rastlayamadım yani. Siz bir haber alabildiniz mi? Hayır. Tamam ben bir saat uyuyup tekrar kalkacağım. Ya nereye gider? Nereye takılır bu manyak karı ya? Ha? Bilmiyorum Berkant. Tamam. Sağ ol. Ne diyor? Gördüğü her otele girmiş. Sormuş ama bulamamış. Ya Çetin biz de çıkalım ne olur. Ya belki bir umut buluruz. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ama böyle oturmayalım lütfen. Tamam. Alo. Alo. Çetin Bey. Semra Hanım'a dair bir iz bulduk. Dün gece bir pansiyonda kalmış. Hangi pansiyon? Tamam geliyoruz, geliyoruz. Anneannem dün gece kaldığı pansiyonu bulmuşlar. Bebek yanında mıymış? Bilmiyorum. Çıkalım hadi. Şey ya şeyi unuttum ben. Telefonumu unuttum. Geliyorum. Tamam. Sesini çıkarma. Sakın. Bu sefer de bankaysa çemkireceğim artık. Borcumuz da borç olsa. Alo. Alo Pervin. Füsun ben. Ne zamandır arayamadım seni. Füsun Hanım. Sesimi duyunca şaşırdın. Neden? Ay yok. Olur mu öyle şey? Sen aramayınca ben... Ümidi kestim. Temizliğimden memnun kalmadın sandım. Nasılsın? Gelinin nasıl? Döndün mü İstanbul'a? Gelinim iyi. Sen ne yaptın? Eve gidebildin mi? Yok. Sen yokken niye gideyim ki? Tabii öyle ya. Ne var ne yok? Kocanı zehirleyeni bulabildiler mi? Bir de soru. Ay maalesef Füsun Hanımcığım. Artık ne musibetse yanına kar kaldı. Ahirette hesaplaşacağız. Üstüne bir bardak su içtik. Sağ ol ilgilendiğin için. Sana bir işim düştü Pervin. Ama telefonda anlatamam. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Tabii, tabii. Buluşalım. Nerede? Kaçta?
Şimdi bilmiyorum. Tekrar arar söylerim sana. Ben senden haber bekliyorum o zaman. Hadi iyi günler. Yüzsüz şey. Katil Ali ile bir de telefon açıyor. Ne oldu gelin? Kim aradı Betim benzin atmış? Ay dur şimdi. Polis imdatın numarası kaçtı? Ay, ay polislik ne oldu söylesene çatlatma insanı. Polis imdat nasıl yardımcı olabiliriz? Alo. Alo beni duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Alo beni duyabiliyor musunuz? Alo. Memur bey. Düğün mevsimi geldi vallahi mahallede huzur kalmadı. Sabaha kadar halay, gürültü, beynimizi didikliyorlar. Size mi şikayet ediyorduk? Hayır belediyeye. Ha belediyeye. Ha. Tamam sağ olun. Aa, ay sen de kimsenin mutluluğunu çekemiyorsun. A, ne olmuş insanlar eğlendiyse? Dur be sus bir şey düşünüyorsun. Ne düşün sen düşün be huysuz şey. Annen aradı. Telefonu kapalıymış. Şarjı bitmiştir. Nasılsın? Avukatını arayabilirsin bugün. Boşanma işlemlerini başlatsın. Arayacağım. Bana Zeynep'i gönderir misin? Akşam ben şüphelenmiştim ama eşim sabah bakarız dedi. Sabah da kaçıp gitti. Peşinden koştum ama beni itip yere düşürdü. Yaşıyor muydu bebeğim? Sesini duydunuz mu? Duyduk kızım. Sabaha kadar ağladı. Geberteceğim onu. Ne yapıyor bu benim bebeğime ya? Ne kadar oldu çıkalım? Yarım saat 45 dakika. Civar kontrol edilsin. Ekiplere haber verin. Sizin de ifadenizi almam gerekecek lütfen bugün. Niye gece aramamışlar polisi? Kıl payı kaçırdınız yani öyle mi? Öyle bir şey ya. Ablam nasıl? Tamam ben geliyorum Yalı'ya şimdi. Ile ilgili bir şey duymuş olabilirim. Şimdi sen ara eşekler gibi. Kız çık dışarıda oyna. İpi mi alacağım? Nasılsın Mineciğim? Görüşemiyoruz ne zamandır? Ne duydun çabuk söyle. Ben öyle birden anlatamıyorum canım ya. Önce bir kadın kadına konuşalım. Pislik yapma da söyle. Vallahi önemli mi değil mi bilmem. Buluşup konuşalım kendin karar ver. 10 dakikaya Nergisgillerin alt sokağında buluşalım. Tamam geliyorum hemen. Uzun bir seyahate mi çıkıyorsun? Hayır, Temelli gidiyorum. Temelli mi? Evet. Birkaçını al, Emrah da arabayı hazırlasın. O arada yaparsınız dedikodumu. Estağfurullah, o nasıl söz? Ay tamam Zeynep, git. Hadi.
bir şey yiyip atölyeye döneceksin. Çetin Bey'in de bebeğini kaçırmışlar. Allah'tan Salim amca var da. Abla ağlıyor musun sen, ne oldu? Yok bir şey. Pervin ablayla tartıştın, ona hiç halledin değil mi? Abla ne oluyor? Rıza'yla boşanıyoruz biz. Aradı. Ben geri gelmeyeyim Fatma dedi. Ona ne oluyormuş? Ağlatılan sen, affetmesi gereken sen. Bir bebeğimiz olsaydı affederdim. O da barışmak için uğraşırdı. Ama yok. Allah. Niye benden esirgiyorsun anneli? Niye bana layık görmüyor? Ne oldu? Çabuk anlat. Sakin ol canım benim ya. Ne sakin ol ya? İnsanların bebeği kaçırılmış, sen hala sakin ol diyorsun. Selen Hanım'ın bebeği seni neden bu kadar alakadar ediyor? Çünkü seviyorum onu. Ali'den de mi çok? Ne diyorsun sen be? Karı beni aradı. Buluşalım dedi. Nerede, ne zamanmış? Belli değil vallahi. Arayacak tekrar. Ben bir haber vereyim o zaman. Sen önce soruma cevap ver. Selen Hanım'ı, bebeğini Ali'den çok mu seviyor? Ben razı gelmezsem sittin sene bulamazsınız o karıyı. Benim razı gelmem için Ali'den ayrılman gerek. Sen delirmişsin. Vallahi keyfin bilir. Ya Ali'den gözümün önünde ayrılıp eve geri dönersin, ya da Selen Hanım ömrü billah evlat acısı çeker. Anlaşma bu. Araba hazır mı Emrah? Hazır Ali Hanım. Bir güle güle bile demeyecek misin? Çetin Bey oğlu, yine mi kaçtı o kadın? Ay yazık bu kıza. Bravo Selen. Seni ayakta alkışlıyorum. Sonunda başardın. Beni yendin. Yenge lütfen, ne söyleyeceksen şimdi söyleme ya. Hiç zamanı değil. Bana yenge demene gerek yok artık. Bitti. Gidiyorum. Zafer'in tadını çıkarmayacak mısın? Bak bu sahne sana bütün acını unutturacak. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu evden elinde bavulunla gittiğini göreceğim dememiş miydin? Gidiyorum işte. Gerçi bavulları Emrah taşıdı ama olsun o kadar. Hale bak. Şarjı bitmiş fotoğraf makinesi gibiyim zaten. Kimseyi, hele seni hiç çekemem. Bari sevime nezaketi göster. Başardın. Bu yalının tek gelini sensin artık. Yanınıza geldiğim güne lanet olsun. Sen de kaybettin. Öyle bir savaş başlattın ki hepimiz. Hepimiz bittik. Şimdi bu yangın yerinde çocuk hasretiyle kıvran dur. Yenge tamam yeter ya. Uğraşma bizimle. Gitmeyeceksin değil mi abla? Gitmeyeceğim ablacığım. Babam bana yeni bebek aldı, göstereyim mi? Dur sonra gösteririz. Ablanı darlama Ayşem. Barıştınız mı Pervin ablanla? Ailemiz dağılmasın diye gittim, yalvardım, yakardım. Sağ olsun kırmadı beni. Ali abi geliyor. Git kız.
Sözünü karşıla. Konuşacaklarınız vardır. Ne yaptın? Ne oldu, barıştın mı babanla? Neyin var kızım, ne oldu, iyi misin sen? Biraz otursana. Bizim ayrılmamız lazım. Ne? Bu ne demek şimdi ya? Ben düşündüm. Olmayacağına karar verdim. Al sen bunu. Oyuncak mı lan bu? Tak çıkar, tak çıkar. İyi işte, tamam. Bitsin. Yok arkadaş, burada benim bilmediğim bir numara dönüyor. Pervin mi şey yaptı gene? Şimdi ben onun anasını avradını... Ali! Ben seni istemiyorum. Lütfen git. Yok. Burada ne olduğunu öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Pervin bir şey yaptı gene, değil mi? Ne anlattı sana o yalan yanlış? Ben Pervin ablaya inanıyorum. Asılmışsın kadına. Öğrendin işte. Git artık lütfen. Sana yazıklar olsun ya. Bana bu şerefsizliği de yakıştırdın ya. Bana gelip yalvarsan da ben dönmeyeceğim artık sana. Bitti kızım. Bitti. Aferin kız. İstediğin oldu işte. Hadi Semra'yı ver bana lütfen. Arasın. Yapışırsınız yakasına. Aa. Ali nerede? Ay, öyle selam sabah demeden gitti mi? Mine babamı ezdirmem demiş. Atmış yüzüğü. Ne? Yavrum. Bırak kaynana. Ağlasın, açılır. Hala bulamadılar ablacığım. Semra Pervin karısını aramış. Nasıl ya? Ne demiş? Nerede olduğunu söylemiş mi? Mine konuşsana. Bilmiyorum, arayacakmış bir daha. Pervin buluşmaya çağıracak zaten. Ben haber veririm size, olur mu? Bulsun bebeğimi ne olur. Yaptığı her şey için affedeceğim onu. Mine sen niye ağlıyorsun? Sevinçten mi? Evet, sevinçten ağlıyorum. Ben yeğenime kavuşacağım diye ağlıyorum abla. Burada haber veririm ben yine. Çetin. Hı? Bebeğime kavuşmam az kaldı. Ne? Çiçek Umut bu gece bizimle uyuyacak. Aa!
Babanın elini öp. Kızım. Bundan sonra bağırıp çağırıp gitmeyecek babası. Anladı Ali'nin ne mal olduğunu. Değil mi kız? Hadi hayırlısı. Yemek hazır mı? Çorbayı isteyeyim. Hazır olur. Niye hala aramıyor bunlar ya? Semra bir şey mi sezdi acaba? Kaçtı mı? Hayatım yine 5 dakika önce mesaj attı. Bekleyelim biraz. Ben bekleyemiyorum. Ya tamam Asiye sakin ol. Olmadı polisi de bir arayalım şimdi. Polisi görürse kaçar. Ben kendim bulacağım onu. Ellerimle bulacağım ruh hastasını. Öldüreceğim. Ya of. Çok ayak bağı oldun bana. Dua et de Pervin teklif edeceğim parayı kabul etsin. O bize bir yer bulamazsa vallahi çöpe atarım seni. Doydun mu yavrum? Doydum babaanne. Oh afiyet olsun yavrum. Ayşe, kap bir elma da götür oğluşum yesin oynarken. Senin telefonun çalışıyor değil mi? Şarjı falan var yani. Var var. Niye sordun yine? Sabah telefonu bozuldu zannettim de. Pil bitmiş meğersem yani onu şey diyor. Aa, Fatma arıyor. Ay susmak bilmez şimdi. Ben içeride konuşayım. Aa, su bitmiş ya. Ben de suyu doldurup getireyim hemen. Pervin, ben Füsun. Aa, Füsun Hanım. Nerelerdeydin? Kulağım telefonda kaldı vallaha. Niye öyle dedin? Canım en iyi övmeyeyi veren sensin o bakımdan dedim. Kız hani buluşacaktık? Üsküdar'a gel postanenin köşesinden. Ama oralar çok kuytu. Saat geç oldu. Kocam salmaz. Buralarda buluşsak? Yaklaşma sana ya. Kız çekecek beni enin tekine. Canımı sokakta bulmadım ben. Alo. Öyle olsun. Senin oralar dediğin ne taraftı Pervin? Tamam bulurum, bulurum tabii. Bir saate kadar oradayım. Ne dedi? Bir saate araba vurdalanın orada olacak. Hacer abla Selin'e baksana tuvalette tansiyonu falan düşmesin. Tamam oğlum. Sağ ol. Alo? Ha Çetin. Bir saat sonra araba hurdalının orada olacakmış. Tamam. Mine mi aradı? Evet. Ne oldu? Annem aramış mı onu? Şüphelenmemiş değil mi bir şeyden? Ya Çetin cevap versene. Yok bekliyorlarmış hala. Ben bir daraldım ya bahçeye çıkacağım. Sen Asiye'nin yanında kal. Ben hep onun yanındayım dayı.
Baskov'la buluşacağım. Babam. He? Biz Pervin ablayla Fatma ablaya gideceğiz. Bir eşyalarımı toplamaya. Sabah alırsınız kızım. Aa Salim sen de hoşsun. Birlikte gidiyoruz ya merak etme. Hadi. Sağ ol. Benden bu kadar. Hiç uğraşamam Allah'ın manyağıyla. Gidin kendiniz yakalayın. Seni göremeyince kaçmasın kadın. Dikkatli olun o zaman. Bekliyorum burada. Hadi. Ala, yoldayım ben. Birkaç dakika yolda olurum. Siz çıktınız mı? Ne demek çıktınız mı ya? Sizden haber bekliyoruz ya. Nasıl yani? Ben... Çetin'e söyledim araba hurdalının oraya gelecek diye. Çetin bahçede yok. Hüseyin nereye? Bak kızım, aç tazminat davasını. Nesi var nesi yok yarısını al elinden. Görsün bakalım. Kolay mı öyle seni kapı dışarı atmak? Ben atılmadım. Kendim ayrıldım anne. Aa. Ha yani bunu da gurur meselesi yapacaksın ve yanlarına bırakacaksın öyle mi? Prensesi sen katıksız aptalsın. Merak etme. Bana yaptıkları hiçbir şeyi yanlarına bırakmayacağım. Kadar gidip geleceğim. Sen beni burada bekle. Fazla tehlikeye atamam. Bunu benim çözmem lazım. Eğer en başında Asiye'yi dinleyip anneannemin yaptıklarını görebilseydim... ...bütün bunlar başımıza gelmeyecekti bizim. Bebeğimiz benim yüzümden kaçırıldı. Onu annesine geri götürmek de benim görevim, anladın mı? Annem biraz daha hızlı gider misin lütfen? Tamam Asiye, gidiyorum işte. Ne yapalım, kaza mı yapalım? Gece hayata ya yeniden döneceğim ya da öpeceğim. Ali. Bak. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama ileride anlayacağım. Mine sana göre değil. Madem beni şerefsiz biliyor. Ben de şerefsiz olurum. Thank you.
aşkım. Geldin Ali. Biz seni beklemeden yemeğimizi yedik. Kalk kız, abine yiyecek bir şeyler hazırla. Ben askere gidiyorum. Yarın gidip şubeye başvuracağım. Yerim belli olana kadar da memlekette kalırım. Nereden çıktı bu abi? Annen seni bana emanet etti. Çocukken nasıl mutluydun? Hatırlasana. Asiye gelene kadar sen beni severdin Çetin. Bebek nerede? Sana annesizliğini, babasızlığını hiç hissettirmedim. Kendimi sana adadım. Söyle yoksa öldürürüm seni. Ben senin anneannenim. Anne parçam. Bana kıyacak mısın Çetinciğim? Abla acele et. Çetin kadını öldürecek. Elini ailenden birinin kanına mı bulayacaksın tatlım? Benim ailem Asiye ile bebeğim, anladın mı? Hangi vicdansızlığa bırakmış acaba? Bilmem. Görünce ne yapacağımı şaşırdım. Kaptığım gibi getirdim. Arayalım polis Fatma abla. Annesini babasını bulsunlar. İstememişler işte. Bırakmışlar çöpe. Canım olur mu hiç öyle şey? Bak Çetin Bey'in de bebeğini kaçırmışlar. Felik felik arıyorlar her yerde. Bu da öyledir belki. Ben de yıllarca bebeğim gelsin diye bekledim. Ne? Allah da bana böyle gönderdi işte. Benim bebeğim bu. Kimseye bir şey deme. Hemen bu gece memlekete giderim. Soran olursa orada ben doğurdum derim. Fatma abla yapma böyle, ne olursun. Sana evimi açtım. Sahip çıktım. Sen de bana borçlusun. İlle de öleceksin. Sen yapma bunu tatlım. Sonra hapse girersin. Bırak ben öldüreyim kendimi. Yaklaşma! Yaklaşma, öldürürüm seni! Bebek nerede dedim! Anne dur. Bebeğim nerede? Bunu asla öğrenemeyeceksin. Thank you.
Müzik